Evet arkadaşlar, bugün sosyal medyada dünyanın gündemine oturan Marina Joyce'u konuşacağız. Ee, Marina Joyce, İngiltere'de yaşayan genç güzel bir kız ve bu kız bir Youtuber. Her kız gibi e, kanalında makyaj videoları paylaşıyor, vloglar çekiyor, Yani eğlenceli bir kız bu. Öyle abartılacak kadar takipçisi falan olmasa da e, kendini seven güzel bir kitlesi var. Ve bu kızın başından geçen esrarengiz olayları da zaten bu kitlesi anlıyor. Bu kız hakkında iki tane genel teori var. Bunlardan bir tanesi şöyle. Bu kızda bir şeyler olduğunu fark ediyorlar. Çünkü kız artık eskisi gibi kameraya eğlenceli, mutlu bir şekilde bakmıyor. Kız gerçekten çok endişeli duruyor ve çok tuhaf hareketler sergilemeye başlıyor. Ve ilk başta hayranları bu tuhaf hareketlerinden dolayı kızın ilaç kullandığı yani daha doğrusu uyuşturucu kullandığını düşünüyorlar. Çünkü videolarında iki kelimeyi bir araya getiremiyor ve dediğim gibi çok tuhaf hareketler sergiliyor ve en önemlisi de e, kameranın arkasında bir şeylere bakıyor. Sürekli hani kamera arkasında. kamera arkasında dediğim kameranın arkasında değil yani. Hani e, odak noktasından e, farklı yerlere bakıyor. Kameraya bakacağına işte sağa bakıyor, sola bakıyor, kameranın arka tarafına bakıyor, bir yerlere bakıyor yani. Kız videolarında ürün tanıtımı yapıyor ve bu hareketlerine de devam ediyor. Hayranları bu videolardan birinde kızın kollarındaki ve dizlerindeki morlukları fark ediyor ve artık diyorlar ki Marina başın dertte mi? ''Güvende misin? Eğer başın dertteyse bir fotoğrafına kalp şekli koy.'' Ve Marina burnuna kalp çizdiği fotoğrafı paylaşıyor. Hayranları bu sefer Marina'ya diyor ki ''Güvende değilsen Instagram biyona kedi emojisi koy.'' Marina birkaç saat sonra Instagram biyosuna kedi emojisi koyuyor. Ve arkadaşlar bu kızın yine bir videosunda bir şey fark ediliyor. Yine makyaj ürün tanıtımı yaptığı bir videoda e, kamerayı biraz sağ tarafa çeviriyor e, ve arkada ne gözüküyor? Bir tane tüfek. Evet arkada bir tüfek var. Ee, şöyle bakınca yani şöyle düşününce yani önceki esrarengiz olaylar yaşanmamış olsa bu çok normal bir şey. Yani sonuçta bir avcı tüfeği e, ve bir insan odasında olabilir bunda yani değil mi? Bir insanın odasında e, bir avcı tüfeği olabilir. Fakat daha öncesinde oluşan şüphelerden dolayı e, bu hayranlarına çok da normal gelmiyor. Evet arkadaşlar ve kızın son videosu Evinin bahçesine çekmiş olduğu bir video. Kız bu sefer bir elbise tanıtımı yapıyor ve yüzündeki korkuya bakın. Ve arkadaşlar kız elbiseyi kameraya gösterirken sol taraftan e, şuraya gel şurada dur tarzı bir parmak gözüküyor. Evet arkadaşlar kız videoya veda ederken arkadaki evde tek bir odanın bakın sadece tek bir odanın parmaklıkta olduğu gözüküyor. E, alt tarafları boş verin üst taraftaki aynı tip odaya bakın e, hiçbir şekilde parmaklık falan gözükmüyor. Sadece tek bir tane odada parmaklık olduğu gözüküyor ve bundan sonra Marina'nın rehin tutulduğu düşünülüyor. Kız bir süre hiçbir açıklama yapmıyor ama en sonunda Twitter'dan bir tweet atıyor ve diyor ki e, benim için endişelenmenize gerek yok ben iyiyim e, ve e, size de bunu bir canlı yayında kanıtlayacağım diyor. Evet güya iyi olacağını açıklayacağı bu canlı yayında bakın neler oluyor. Yaşanan şüpheli olaylardan sonra Marina için endişelenen ayranları ekranda sürekli bir işaret arıyorlar. Bir de ne görsünler? Yatağın altında help mi yazıyor? Bunun ardından Marina'ya şöyle yazıyorlar. Güvende değilsen kalp yap veya elini çırp. Marina bunlara sözlü olarak cevap vermiyor fakat hayranların dediklerini birer birer yapıyor. Canlı yayında işte gördünüz tehlikede değilim, e, iyiyim dediği anda öksürürken sessiz bir şekilde help me diyor. Ve bu olaydan sonra herkes dehşete düşüyor. Ve yayın aniden kesiliyor. Bunun gibi birçok detay var. Ve bu detaylar insanları çok farklı düşüncelere sürüklüyor. Mesela bir tweetinde insanları partiye çağırıyor. Şimdi bu detay e, şu şekilde düşündürüyor bazı insanları. Bu kız e, bir terör örgütü tarafından kaçırıldı. Ee, ve işte insanları bir yere toplayacak e, ve ardından terör örgütü e, amacına ulaşacak yani toplu bir e, katliam yapacak toplu bir ölüm olacak orada e, gibisinden düşünceler var ama zaten kız e, daha sonra partiyi de ertelediğini söylüyor onun dışında onu tutan kişinin bir erkek arkadaşı olduğunu düşünüyorlar bunun gibi daha çok düşünce var Şimdi ikinci teorimiz her şeyin bir kurgu olması. Kızın social bilet verilerine baktığımızda günde ortalama 80-90 abone falan oluyor. Yani günlük aldığı abone sayısı 80 veya 90 e, gibi bir şey ortalamaya döktüğümüzde. E, fakat bu olaylardan sonra sadece bir günde aldığı bakın sadece bir günde aldığı abone sayısı 612.504. Evet yani düz hesap 600.000 abone. Bir günde 600.000 abone almış bu kız. E, bu olaylardan sonra. Şimdi her şey eğer bir kurguysa Gerçekten e, amacına ulaşmış Ve bu iki teoriyle olayı değerlendirdiğimizde Bir tanesi neydi Kızın gerçekten e, rehin tutulduğu Bir diğeri ise e, bu olayın Gerçekten büyük bir kurgu olduğu e, Çok güzel çok zekice planlanmış Bir oyun olduğu Şimdi arkadaşlar bu ikisine baktığımızda insan ikisi de olsun istemiyor yani bir tanesi çok adice bir şey yani hani e, bunun tamamen bir oyun olması e, bir tanıtım amaçlı e, kurgu olması çok adice bir şey neyse ilerleyen saatlerde ilerleyen günlerde bakalım ne olacak.